başka bir programda görüşmek dileğiyle. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayım. Biliyorum bu ara biraz ara verdim videolara. Yani bir iki hafta kadar. Yıllık iznimizi kullanıyoruz. Memleketteyim. Size şimdi burada yıllarca kuş uçurduğum terasımı göstermek istedim. Burada yıllarca kuş uçurup oynattık, seyrettirdik. Kuşçuluğu burada öğrendik desem yeridir. Manzaramı göstereyim size. Trabzon'un Akçabat ilçesi. İlkokulumu şurada okumuştum. Pencerenin kenarında oturuyordum. Havadaki kuşu seyrediyordum oradan. Okul hayatımız bu şekilde geçti. Liseyi de şuradaki şu okulda okuduk. Yine aynı şekilde devam ettik. Kuşçuluk hep hayatımızda vardı. İnşallah Allah izin ederse de olmaya devam edecek. Şimdi burada beni tanıyanlarınız biliyordur. Okan Güner, kendi öz abim, kuş uçurmaya devam ediyor. Burada bizi gene en güzel şekilde temsil ediyor. Hatta benden daha başarılıdır büyük ihtimalle. Çünkü bu yıl güzel dereceler yakaladı. Yavru ve kedi güzel gidiyor. Yarışma sonucunda belki kupa alsın almasın önemli değil. Çetede tutturmak, ayıpsız kuş uçurmak benim için önemli. Onu da en güzel şekilde yaptı. Şimdi sizlere biraz kuşları göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi kümes düzeninde biz bu salma sistemini her zaman kullanmışızdır. Yani yaklaşık bir 10 yıldır bu düzende kuş uçururuz. Kapatacağımız kuşlar farklı. Uçuracağımız kuşlar farklı oluyor. Şöyle göstereyim. Burada kuşları anlatmak gerekirse şimdi biraz farklı renkler görüyorsunuz. Buraya her zaman farklı kuşlar gelir. En son yine beğenilen kuşlar kalır. Çoğunda kendi soyumuz bağlantılı. Sadece şu görmüş olduğunuz tepeli yavrular, üçü de aynı renk gördüğünüz gibi. Bunlar farklı bir yerden geldi. Şu Arap farklı bir yerden geldi. Şu kuş yavru kupasında şu an birinci giden kuşumuz. Şu an kanadını bekliyor. Ekeliğe de kalkacak inşallah. Benim çok beğendiğim çok güzel bir hayvan. Güzel işler yaptı. İnşallah ekelikte de aynı performansı gösterdiği takdirde kümeste damızlık olarak yer alacaktır. Thank you.
kapıyı da üstüne kapatayım ki çıkmasınlar. Şöyle yine kuşlardan bazılarımız biraz böyle göstereyim. Şu dişimiz benim Samsun'da uçurduğum Ayvalık'a değerli bir abime gönderdiğim kuşun kardeşi. Gayet güzel işler yaptı. Şu an kanadını bekliyor tekrardan. İkinci kanat diziminde bu arada. Yavru filan baktı. Bir soyu benim yabikler dediğim soya dayanıyor. Zaten göz ve renginden takip edenleriniz biliyordur. Şöyle biraz kuşları göstereyim. Birazdan belki bir iki yavru kovalarız. Çok da tanımıyorum uçumdaki kuşları. Çünkü bayağıdır gelmedim ben. Şurayı tutturalım. Şurada ekeliğe kanadını bekleyen kuşlar var. Yani bunlar oyunlarını yapmış. Ekelikte kalkacak kuşlar. Burada ya benim gönderdiğim yavrular var. Şu arkadaki dumanlı mesela benim Samsun'da yavru alıp gönderdiğim bir kuş. Başlamış o da burada. Şu benim videolarda sizlere izletmiş olduğum yabin özbeöz bir alt yuva kardeşi. Diğer kuşlar da burada başarılı bir şekilde uçmuş. Yani ekeliği beklenmeye hak etmiş kuşlar. Şu akkuyruk mesela yine Erzurumlu Güven abinin kuşlarından gayet iyi bir yavruluk sergiledi. Şimdi ekeliğine kalkacak inşallah. Bayağı bir hazır kuş bırakmış abim burada. Bunların hepsi hazır bir şekilde ekeliğine kalkacak. Bayağı bir işi var burada abim bu arada. Biraz zorlu olacak ama inşallah altından kalkar. Evet. Burada da küçük ince tayfalar var. Şimdi buradan dün bir tane kuş görmüştüm. Zıplıyordu ufaktan. Şu tepeli olan. Onu bir tek atmayı deneyeceğim. Bakacağım bir şeyler yapacak mı? Hiç tek atmadık bunu. Yani daha teke almamış abim ama bana göre biraz teklik olmuş. Bir bırakayım bakayım neler yapacak. Burada birkaç tane farklı kuşlar var gördüğünüz gibi. Yani buraya ya sağ olsun dostumuz, kıramadığımız insan çok olduğu için getiriyorlar, geri bırakamıyorsun. Yani normalde hiç sevmediğim şey. Ama yavru kuş getirdiği için yani uçuramıyor. Vakti olmuyor kimsenin. Kuşunu da görmek istiyor. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel. Abimin de biraz da olsa vakti var. Getirip burada kuşunu görmek istiyor. O yüzden biraz farklı kanlar görüyorsunuz. Tabii sezon sonunda kümeste kalmıyor. Yani çok karışık kuşla devam etmeyi istemiyoruz biz. 4 kan, maksimum 5 kan kuş var. Onların içinden benim orada gördüğünüz gibi 2 kan kuş var. Farklı kan sokmuyorum ben de. Yani uğraşılmıyor. Uğraşılmıyor dediğim, kuşunuzu iyi tanımanız gerekiyor. Yani artık bu saatten sonra da ya bu tutarsa ya bu tutarsa diye gitmenin bir mantığı yok. Az buçuk gördüğümüz bir şeylerin üzerinden devam ettiriyoruz işimizi. Bizim buranın da avantajı şu. Şuradaki gördüğünüz binada gerçekten çok iyi kuşlar uçuruyor. Çekimden göreceksiniz. Orası bir
Şu iki binanın arasından gördüğünüz küçük yerde yine çok güzel Kayseri soyakları var. Dökümcü fağının kuşlarına bağlantılı. Güzel kuşlar uçuran bir abimiz var. Yine o gördüğünüz minarenin hemen dibinde, hatta şu an kuş uçuyor orada, siz göremezsiniz de. Orada gerçekten çok kaliteli kuş bakan bir abim var, Tayfun abi. Yani böyle hep gözümüzün önünde kuşlar uçuyor. Hemen şu altta sarı binanın olduğu noktada yine çok güzel soylar besleyen İsmail abi var. Yani burada gördüğünüz gibi bütün kuşçular benim gözümün önünde. Yani kimde ne oynuyor görebiliyorum buradan. Kuşumuz da bu arada yükseklerde uçuyor. Hava oyunu yapıyor. Çok kaçımlı bir kuş olacağı benziyor. Yani bunun soyunu bilmiyorum da. Tabi artık kuş uçura uçura kuşun gelecekte ne yapacağını az çok anlayabiliyoruz. Uçum sistemi güzel bir hayvan. Mesafeli, taklalı bir kuş olacak. Büyük ihtimalle. Dediğim gibi ilk gün teki. Sırf yani videoda kuş olsun diye havaya bıraktım. Kuşları altına açtım. Gördüğünüz gibi uçuyor hala. İnmedi. Yani ilk defa teki attım. Yani kuşları teki almaktan korkmayın. Şöyle bir şey yapın. Kuşunuz baktınız ilerlemiyor. Üstüne koymuyor. Her gün bir aydır aynı pozisyonda bekliyor. Teke atmayı deneyin. Yanına kuş katmadan tek başına uçurmayı deneyin. Kuş tek başına havaya kalktığı zaman ciddiyetini alıyor. Yani bunu hepsi için söylemiyorum tabii ki de. Ama tek başına havaya kalktığı zaman gerçekten bir anda bakıyorsunuz bambaşka bir kuşa dönüşüyor. Yani tek uçtuğunda kendi karakteristik özelliklerini göstermeye başlıyor. Bu yöntemi muhakkak kuşlarınızda deneyin. Yani kuşunuzu erken teke almaktan korkmayın. Şu an yüksekten salıp inmenin derdinde. Zaten bir anda kuştan yüklenmesini beklemeyeceksiniz. Beklediğiniz zaman o kuşun pili çok erken biter. Kuş kendini alttan dizecek. Ama duracağı yeri de iyi bilecek. Yani çok fazla üstüne koyup da eğer sınırları aşarsa o kuşta sonu yoktur. Yani konmaya mahkum bir kuş oluyor. Şöyle 2 takla, 3 takla, 1 takla şu anlık bizim yeterli dediğimiz. Bakın altını da sıkmış güzel, aferin. Hadi gelin gelin. Yerine de indin mi? Bize başka bir şey lazım değil zaten. Aferin. Güzel kuşa dayanmaya başlamış. Hadi gel. Şimdi kuş bu dönemlerde yönünü yapar. Nereden oynarım, nereden inerim, onları yapar. Çok önemli zamanları şimdi. Bir yere düşürmediğiniz takdirde bu dönemlerde kolay kolay bir yere atmaz hayvan. Hadi gel. Kapatma ve fırlatma olacak gibi kuşta. Hadi gel bakayım, gel bakayım. Hadi gel. Aferin. Aferin. Dön. Aferin. 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 İşte bu. Bize yeterli olan bu. Şimdi bir kuş merak ediyorum. Onu atacağım havaya. Şöyle bir içeri girin bakayım siz. Hadi içeri. İçeri. Hadi geç. Şu benim Samsun'da uçurduğum yabin kardeşini merak ediyorum. Yani sistemleri aynı gibiydi. Şu hayvandan bahsediyorum. Gel bakayım bak.
Gel bak. Biraz fazla tüye girmiş bu da. Yatırdık aslında da. Biraz ham kuş takla dönmekte de zorluk çekiyor bir gördüğüm kadarıyla. Oraya gitme. Geç. Geç. Evet, gördüğünüz gibi bütün bütün dönüyor taklayı. Hiç kaldırmaya gerek yok. Hadi geç içeri gel. Geç bakayım geç. Kuş böyle yaptığı takdirde kesinlikle havaya atmayın. Yazık edersiniz. Başka bir şey olmaz. Evet. Buradaki kümesimiz de böyle. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Buradan birkaç videolar çekeceğim sizler için. Dediğim gibi kümesle ziyaretlerim olacak. Umarım sezonu açmaya başlayacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.